Evet, sevgili Develi arkadaşlar, ben Adem Korkmaz'la berabersiniz. Bugün Develi esnaflarından bakalım tabelasına. Dilek kitap kırtasiyeye girdik. Burada mütevazi bir dükkanla karşı karşıyayız. Kırtasiye artık son sürecine başladı. Ama şimdi ekranda Nizamettin abi var. Kendisine birkaç soru soracağız. Önce seni bilmeyenler kim diye tanır Nizamettin abi? Seni dinliyoruz. Bir kendini tanıt bize. Ya ben Nizamettin Barut. Yaklaşık 17 yıldan beri bu işte uğraşıyorum. Daha önce çeşitli işlerle de uğraştık ama böyle bir ticaret hayatımız olsun dedik. Develi'yi sevdiğimizden dışarılarda fazla bir şey düşünmedim iş açısından. Develi'den ayrılmak istemedim. Eşimden, arkadaşlarımdan, çevremden. Burası benim için daha iyi bir yaşam alanı olduğu için böyle bir şeye karar verdik, kırtasiye olarak. Yaklaşık 15-16 yıldan beri de böyle faaliyet gösteriyoruz. Sevenlerimiz de çok şükür bugünlere geldik. İyiyiz, devam ediyoruz aktif kırtasiye hayatına. Peki, Develi'li yönetenler, belediye başkanına, kaymakama diyeceğim bir şey var mı? Valla biz Develi küçük bir yer. Develi'de sosyal faaliyetlerin biraz az olduğu bir yerdeyiz. Bu alanda biraz daha geniş çaplı yapılanma olabilir. Ama bizim belediyeden ve kaymakamdan, validen ne kadar olabilir onu da bilmiyorum. Develi Kayseri'ye bağlı olduğu için herhalde daha çok Kayseri'den biten bir iş olduğu için. Burada biz belediye başkanımızdan da kaymakamımızdan da çok memnunuz. Şu anda yapılan her şeyi de yeterli görüyoruz. Son zamanlarda daha çok inşaat alanları olsun, park alanları olsun, düzenli, planlı bir şekilde yürüdüğü için biz çok seviyoruz ve takip ediyoruz. Devamını bekliyoruz ya. Peki Develili gurbetçilere diyeceğin bir şey var mı? Develili gurbetçiler şöyle iş imkanı olduğu için belki burada iş sıkıntısı olduğu için yurt dışında, şehir dışında olabilirler. Ama inşallah devamlı ara ara gelip Develimizdeki gelişmeleri eşi, dostu, akrabayı sıklıkla eskisi kadar artık değil. Giden belki 5 sene gidiyor, 10 sene gidiyor. Daha sık olarak gelip memleketlerini ziyaret etmesini istiyoruz. Gelişmeleri en azından daha yakından. Belki sanal alemde takip ediyorlar ama gözle görmek daha farklı olabilir. Peki Nizamettin abi, son olarak diyeceğin nedir? Toparlarsan son olarak ne söylemek istersin? Benim sormadığım bir şey varsa söyleyebilirsin. Vallahi ben son olarak şöyle bir şey, gençlere yönelik bir şeyler söyleyebilirim. Gençlerimiz çok aktif ve çok şey diyorum, biraz saygı, sevgi. Gençlerimizde bir atkınlık gibi bir şeyler hissediyoruz artık. Herkesin biraz daha sakin, büyüğünü seven, küçüğüne saygıyla şey yapan. Yani çevresine, en azından parklara, oturdukları yerlere, kapılara, sosyal faaliyet gösteren ortak kullanım alanlarına biraz daha fazla dikkat etmeleri ve bunu daha düzenli bir şekilde, terbiyeli bir şekilde kullanmalarını istiyoruz. Belki bizim bu devirde gece belli bir şeyden sonra hayat yok ama gerçekten de bu şeyleri tedirginlik yaşamak istemiyoruz. Develi, konu komşu, bir köy hayatı nasılsa biz burada öyle bir şey, konu komşu, güzel ilişkiler içinde yaşamak istiyoruz. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tamam. Teşekkür ederim.